aşağıdaki durumlardan hangisinin sekonder polistemiye yol açması en az olasıdır? Bak, gene aynı soru kalıbıyla karşımıza geldi. Yüksek irtifada yaşamak, evet, bunu çok iyi biliyoruz. Yüksek irtifada yaşayanlarda ne olur? Sekonder polistemi epo salgısı artar. Bunun dışında androjenler hematopoetik sistemi aktive edip hematopoezi stimüle ederler. Bu yüzden androjen kullanan kimselerde de hemoglobin düzeyi yükselir. Bu yüzden ne diyoruz? Erkeklerde kadınlara göre bazal hemoglobin değeri bir tık daha yüksektir. İşte bunun temel sebebi de erkekte androjenin fazla olmasıdır. Cushing sendromu çok güzel bir seçenek. Sorunun orijinalinde Cushing yok arkadaşlar. Bunu buraya ben ekledim çünkü özellikle bilmenizi istiyorum. Cushing anemi değil polistemi de sebebidir. Hadi gel beraber konuşalım. Bak Cushing'in hemogram üzerine etkisini her yerde anlatıyorum. Bir kez daha anlatacağım. Cushing ne yapar? Hemogramda net arttırır. Bel kırar. Yani nötrofil, eritrosit ve trombositi arttırır. Bazofil, eozonofil ve lenfositi ise azaltır arkadaşlar. Bunu mutlaka bu şekilde bilelim. Net arttırır, bel kırar. Burada bana şunu sorabilirsiniz. Hocam bu e'leri ben karıştırırsam acaba netteki e eizonofil miydi, eritrosit miydi? Ya bunu karıştırırsam? Karıştırmaman için sana şunu söylüyorum. Hemen kitabından Cushing'i aç. Cushing'in semptomlarından bir tanesinin polistemi olduğunu görürsün. İşte polistemi yapan şey eritrositozdur. Bu yüzden Cushing hastaları anemik değil polistemiktir 5 yıldız. Bu klinik korelasyonla netteki E'nin eritrosit olduğunu, beldeki E'nin ise eozonofil olduğunu sakın unutma. Bu yüzden Cushing'de bir polistemi sebebidir aman dikkat. Yoğun ve uzun süreli sigara kullanımı evet doğru. Sigara sekonder polisteminin en sık sebeplerinden bir tanesidir. Polikliniğinize hemoglobin yüksekliği nedeniyle bir hasta yönlendirilirse ya da eğer hemoglobini çok yüksek bir hasta görürseniz o kişide primer polistemi düşünmeden önce mutlaka sigara kullanıp kullanmadığını sorgulayın arkadaşlar. Burası da pratik hekimlik hayatı için önemli bir bilgi. Geldik hipertroidizme. Hipertroidizmin sekonder polistemi yapması beklenmez arkadaşlar. Aksine eğer hipertroidizm tedavisiz ise ne yapar? Artan tiroid hormonları metabolizmayı çok çalıştırır. Ciddi anlamda kemik iliğini fibrozise uğratır ve buna bağlı olarak kemik iliğinde süpresyon ve bu zeminde anemiye yol açabilir. Yani hipertroidizmin polistemiden ziyade anemiye yol açması beklenir. Yani sekonder polisteminin diğer seçeneklere göre daha az olası sebebidir. 5 yıldız.